Yağ bezesinde doğal bir çözüm var mıdır? Neler önerirsiniz? Evet, yağ bezesinden dolayı bize çok çok kişi geldi. Çok muzdarip insanlar. Evet. İlk yıllar önce birisi bana gelmişti. Bir subay. Emekli olmuş. Komando albay mı? Yer var mı? Öyle bir vatandaş. Bu 20 kilometre yüzebiliyor. Öyle bir yani sporcu. Adamın omuzunda olmuş böyle tavuk yumurtası kadar. Efendim, bir de kolunda iki tane ameliyat olmak istememiş. Duymuş ki ameliyat olduğunda bir tanesi 40-50 tane birden çıkıyor. Dişisi ve erkeği var diyorlar. Çoğalıyor. Çoğalıyor. O sefer işin içinden çıkamıyor. Geldi bana dedi ki ya ben bundan kurtulabilir miyim? Panik yok, kurtulursun dedik. Biz ona iksir, aloe vera, zerdeçal vesaire bazı ürünler verdik, gönderdik. Vatandaş 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki ya bir gelişme göremedim dedi. Acele etme dedim, 4 ay, 5 ay, 6 ay sürecek. Yani. Acele yok bu iş dedim, okus pokus yapacak halimiz yok. Hazreti Musa'nın dine yok elimde. Evet. Hop deyince olacak iş değil. Biz sıradan bir insanız nihayetinde. Yok mu kısa yoldan bunun çaresi? Var dedim. Bir çay bardağı içebilirsen daha kısa sürede iyileşir. Ben bir su bardağı bile içemem. İçemezsin. Ben içemiyorum. Sen nasıl içeceksin? Ben içerim dedim. Peki sen içebilirsen iç. İçmiş. Aa, adam 1,5 ay sonra bana geldi. Baktım yağ bezeleri yok. Ne yaptın dedim. Estetik ameliyatı yaptırdım dedi. Gerçekten dedim. Yok şaka yapıyorum dedi. Ne oldu? Yoğun olarak kullandım dedi. O eridi dedi. Bastım patladı çıktı dışarı. Normal olarak erir, kana karışır. Evet. Onda zararlı tabii. Dışarı çıkmış. Evet, fırlamış dışarı çıkmış. Allah Allah dedim, şaşırdım kaldım. Yani kişiye göre değişir. Ya bezi aslında zararsız. Ama nadiren %0,5, %1 bazı insanlarda kötüye dönüşebilir. Yani kanserojen olabilir. Mesela bir Dursun Bey, Trabzon'dan beyefendi umursamamış yağ bezidir diye. Yıllarca doktora gitmemiş. Burasında böyle yumruk gibi, orasında yumruk gibi 200'ün üzerinde yağ bezi. Saymak istedik, sayamadık. Bu ne dedim ya? Patates tarlası gibi. Bu doktora gitmiş. Yağ bezi aldırayım. En büyükleri artık rahatsız etmeye başladı. İçin doktora gitmiş. Birkaç tanesini aldırayım diye. Doktora demiş ki yağ bezi diye bunlar kanser demiş. Lenfoma. O ya ben bunu yağ bezi olarak zannediyordum. Olabilir ama önce yağ bezi oydu belki. Ama dönüşmüş demiş. Ne olacak? Ameliyat edemeyiz, hiçbir şey yapamayız. Ne olacak şimdi? Bilmiyoruz demişler. Kemoterapi yapsak başarılı olmaz. Böyle yaşayacaksın. Bana geldi. Bir bakalım dedim. Ben de bilmiyorum. Çünkü bu kadar yağ bezi daha tümöre dönüşmüş. Karşılaşmamışsınızdır haliyle. Karşılaşmadık. Yağ bezi değil artık bu tümör. Hani ne yapabiliriz? Ben de bilmiyorum. Yani işin içinden çıkamayız dedim. Bakalım deneyelim 6 hafta. İyi bir netice alırsak devam ederiz dedim. Netice 6 hafta. Tabii 6 hafta kullandı. Bu vatandaş böyle bir kavanozun içerisine çıkan şeyleri kireç çıkmış. Yani karaciğerinde taşlar oluşmuş, dışarı atmış, kireç oluşmuş. Karaciğerde kireç oluşmaz aslında ama nasıl olmuş da yeşil yeşil defaceti, idrarı gelmiş. Her şeyi dışarı atmış. Haftalarca. Geldi bana dedi ki ya ben böyle böyle dedi defacetim yeşil, böyle çıktı, şunlar çıktı. İyi daha ne istiyorsun? İçinde kalsaydı? Attı. Evet, attı. Değil mi? Evet. Yavaş yavaş erir. Çok uzun sürdü ama hamdolsun kurtuldu.